Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen soru şöyle. İslam ırkı inkar mı ediyor? Hani ırkçılığa karşı çıkınca İslamiyet ırkçılığa, bölgeciliğe karşıdır denince acaba ırka da mı karşı gibi biraz da böyle şüpheli bir soru hemen soruluyor. Hayır. İslamiyet ırka niye karşı olsun? Zaten ırkın varlığını Kur'an-ı Kerim'de Allah bize haber veriyor. Sizi ey insanlar sizi bir erkekten ve bir dişiden yarattık. Sizi kabilelere, ırklara, bölgelere ayırdık. Ta tanışasınız, birbirleriyle haberleşesiniz, vazifelerinizi taksim edersiniz kendi aranızda diye. Öyleyse ırkı yaratan Allah'tır. Irk bir realitedir, bir gerçektir. Ama Irkı üstünlük vesilesi kabul etmek yanlıştır. Irkçılık yapmak yanlıştır. Elbette Türk'ü, Kürd'ü, Arab'ı, Laz'ı, Çerkez'i, İngiliz'i ama bilelim ki Müslüman olma noktasından hiçbir ırkın diğerine üstünlüğü yok. Yani bir Türk Müslüman olunca bir İngiliz Müslümandan daha üstündür denilmez. Mesela Müslüman olmayan bir Türk Müslüman olan bir İngilizle, Müslüman olan bir Ermeni ile, Müslüman olan bir Yahudi ile karşılaştırıldığında hangisi üstündür? Müslüman olmayan Türk mü, Müslüman olan Yahudi, Ermeni, İngiliz veya başka birisi mi? Cevap verelim. İşte vereceğimiz cevap bizim ırkçı olup olmadığımızın ölçüsüdür. Eğer dersek ki bizim açımızdan ırk değil iman esastır. Irk sadece tanışmak içindir. Yoksa üstünlük vesesi değildir. Ermeni birisi Müslüman olunca Müslüman olmayan bir Türk'ten daha değerlidir, daha üstündür. Evet. Dolayısıyla ırkı reddetmiyoruz, ırkçılığı reddediyoruz. Mesela erkek ve kadın diye insanı Cenab-ı Hak iki cinsiyet olarak yaratmış. Bir cinsiyetin varlığı diğer cinsiyetten daha üstün olması sebebi midir? Yani kadınlar erkeklerden daha üstün, erkekler kadınlardan daha üstün denilebilir mi? Fazilet noktasından, kemalat. Hayır efendim. Cinsiyetin varlığını inkar etmiyoruz. Kadın diyoruz. Çocuk diyoruz mesela. Yaş boyutu itibariyle veya ihtiyar diyoruz. İhtiyar olmak çocuktan daha değerli olmanın sebebi değildir. Veya baba olmak evlattan daha üstün olmanın değeri bir ölçütü değildir. Dolayısıyla Ölçüler ve ölçütler İslam'a, imana, ahlaka ve fazilete göre olacaktır. Öyleyse İslamiyet ırkı değil ırkçılığı reddeder. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüz binden fazla kişi hitap ettiği veda hutbesinde en sonda söylediklerini beraber okuyalım ve bundan ders alalım. Ey insanlar Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepimiz Adem'den. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmada, onun emirlerini dinlemededir. Allah yanında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır.